Alkışlar sizin için. Teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere. Zayıf geldi birazcık. Efendim? Zayıf geldi aslında. Zayıf mı? Benimkine göre de. Yahu Allah aşkına biz bunu zor buluyoruz. Yani siz kendinizi hırpalarcasına alkışladığınız evet. için onlar da bir coştular ama zayıf gelmiş. Zayıf ne yapalım? Bir tane daha istiyor. Bir tane daha. Teşekkür ederim. Ben de. Böyle. Bu şekilde. Sizinkisi maşallah kulaklara zarar verecek ölçüde. Evet. Altay Beyciğim, geçen sefer biraz hızlı bir başlangıç yapmışsınız. Maalesef. Ne yazık ki -400'de ilk adımınızı atmışsınız. O yüzden de istediğiniz puanlara ulaşamamışsınız. Ulaşamadım, evet. Bu sefer daha farklıydı. Evet, zaten artık çıta da çok farklı. Geçen sefer ilk yarışmacıydım. Şimdi önümü de görüyorum biraz. Bence çıta da pek bir değişiklik olmadı. Neden derseniz Duygu Hanım zaten 1,5 dakika arttırmıştı. Yani. İlla ki 9400 puana ilerlemek gerekiyordu. Furkan Bey de yapacağını yaptı. Evet. Furkan Bey böyle munis gözüküyor ama. Biz onu tahmin ettik içeride. Sessiz görünüme bakmayın dedik ama. Ben de aynı düşüncedeyim. Böyle yani tırnaklarını bir anda çıkartabilecek bir müsabık. Evet. Yapılması gereken şey onu da. Böyle o munis haline geri döndürmek. Evet. Değil mi? Umarım öyle olur. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Canlı, hareketli, aktif. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir söz. Çalışır durumda, etkin. Bu anlamlarda da kullanılır. Çalışıyor, etkin, aktif. Faal. Nedir? Faal. Faal. Haydi gelsin yenisi. Bence ilkinden kolay. Bir bakalım. Ön gösterim anlamında İtalyanca kökenli bir kelime. Kala. Ne dersiniz? Kala. Tertemiz bir 400 puan daha. Haydi yeni sorular. 5 harfli cevapları olan sorular. Görelim, görelim efendim. Nasıl olurmuş? Kam da derlermiş. İnsanlarla ruhlar arasında iletişim kurduğuna inanılan kişi. Şöyle mesela Orta Asya'da gezindiğimiz atlarımızın o toprakları eşelediği zamanlarda... Zannediyorum ki sayıları daha fazlaymış. Sonra Anadolu'ya da gelmişler. Biz İslam'la buluştuktan sonra da varlıklarını belli süre sürdürmüşler. Harf alayım hiç gelmiyor aklıma. Alacak mıyız? Bir alalım bir tane. Ortada bir M harfi. Şaman mı? Ne dersiniz? Şaman. İlk aklınıza bu mu gelmişti? Keşke o harfi almasaydık. Tertemiz 400. 1200 oldu kasa. Şimdi geçiyoruz 5 harfli cevapların sonuncusuna. Çok kolay soru, kaçırmazsınız bunu. Belli bir noktadan yaklaştık ve dedik ki saat veya alarm cep telefonunun önceden belirlenen zamanda verdiği uyarı sesidir alarm. 6 harfli cevaplar tek kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Yararlanılan uygun şart veya durum. İmkan. Olanak. Nedir Altay Bey? Olanak. İşte o kadar. Şimdi bambaşka anlamları var. 6 harfli. Yarısı mastar. Mekmak. Tamam. Şöyle de kullanılıyor. Bir bakınız. Mecazi anlamda işleri boşlamak, savsaklamak. Salmak geliyor. Salmak olabilir. Başka ne olabilir? İşleri boşlamak. Kendini ve de işleri salmak ya da... Alalım mı bir harf? İşleri boşlamak. Kendini salmak, kendini bırakmak, çökmek, yatmak, serpilmek, çökmek, yatmak. Bir çıktı gibi ağzınızdan ama. Yok, çökmek ve yatmak dedim. Yok, çökmek değil demediniz. Yani. Daha öncesinde başka bir şey söylediğiniz gibi ama bir harf mi alsak? Harf alalım. Aldık bir harf. R harfi. Sarmak değil. Sarmak da değil. Sarmak değil. Sermek. İşleri sermek. Var mı öyle bir şey? Var. Var öyle bir şey.